herkesin derisinin saydam olduğu o güne Çığlık Günü adı verildi. Sabahleyin korkunç bir baş ağrısıyla uyanıyorsunuz. Güneş ışığı canınızı yaktığı için perdeleri açamıyorsunuz. Daha çalmaya başlamadan alarmı kapatıyorsunuz. Oda karanlık olduğu için elinizdeki sorunun ne olduğunu algılayamıyorsunuz. Sonra mutfağa gidip baş ağrınız için bir ağrı kesici içiyorsunuz. O an sizi izleyen biri olsaydı, ilacın ağzınızdan midenize kadar olan yolculuğunu rahatlıkla görebilirdi. Yüzünüzü soğuk suyla yıkamak için banyoya gidiyorsunuz. Başınız hala ağrıdığı için ışığı yakmıyorsunuz. Musluğu açıp ellerinizi yıkarken aynada tuhaf bir şey fark ediyorsunuz. Işığı açıp aynadaki yansımanıza baktığınızda derinizin olmadığını görüyorsunuz. Derinizin altında yatan her şey açıkça duruyor. Dişlerinizi oldukları gibi göz kapaklarınızın da olmadığını görüyorsunuz. Derinizin saydamlaştığını anlamıyorsunuz ve tamamen yok olduğunu sanıyorsunuz. Bu yüzden korkuyla çığlık atmaya başlıyorsunuz. Rüyada olup olmadığınızı anlamak için sağ elinizi çimdikliyorsunuz. İğrenç! Ellerinizdeki bembeyaz kemikleri görüyor ve daha fazla paniğe kapılıp banyodan koşarak çıkıyorsunuz. Binadan gelen diğer çığlık seslerini duyunca herkesin sizinle aynı kaderi paylaştığını anlıyorsunuz. İnsanlar şehrin dört bir yanında uyanıyor ve aynaya baktıklarında dehşete kapılıyor. Şehirdeki tüm hizmetler birkaç saatliğine duruyor. Trafik her yerde kilitleniyor ve insanlar can telaşıyla hastanelere akın ediyor. Başınızı çevirdiğiniz her noktada bir ambulans görüyorsunuz. Acil servisler dolup taşıyor. Sağlık görevlileri insanları sakinleştirmeye çalışıyor. Birçok kişi korkudan bayılıyor. Sonra panik yaşamaya başlıyor ve insanlar neler olduğunu anlamak için evlerinden dışarı çıkıyor. Siz de kapınızı açıp dışarı çıkmaya karar veriyorsunuz. Asansöre biniyorsunuz ve genç bir kadınla karşılaşıyorsunuz. Ayakkabılarına bakarak bu kadının üçüncü katta oturan, hoşlandığınız kişi olduğunu fark ediyorsunuz. Fakat şu an göz teması kurmaya bile cesaret edemiyorsunuz. Biraz utanıyorsunuz. Ya suratınızın kızardığını görürse? Ama sorun yok. O hiçbir şey fark etmiyor. Zaten kimse bu haldeki insanların yüzüne bakıp ne düşündüğünü bilemiyor. Binadan çıktığınızda yağmurlu ve kasvetli bir hava sizi karşılıyor. Çevrenizdeki herkesin derisinin saydam olduğunu görüyorsunuz. Sonra bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz ve size bu durumun tüm dünyada yaşandığını anlatıyor. Ama arkadaşınızın bir şeyi var gibi. Sanki hiç göz kırpmıyor. Doğru ya, göz kapakları da saydam olmuştu. Fakat kirpiklerinin aşağı yukarı hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Biraz zaman geçtikten sonra nihayet kendinizde işe gidecek cesareti buluyorsunuz. Ama işe varınca hiçbir şeye konsantre olamıyorsunuz. Tarayıcınızı açıp haberlere göz atmaya karar veriyorsunuz. Haber sunucuları, muhabirler, aktörler, ünlüler, herkes birbirine benziyor. Dünyanın her yanından bilim insanları neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Hepsi birlikte insan derisinin neden saydamlaştığını çözmeye uğraşıyor. İşten sonra spor salonuna gidiyorsunuz. Dumbbell'ı ilk kaldırışınızda kaslarınızın gerildiğini görebiliyorsunuz. Parmaklarınızı çıtlatıyorsunuz ve nihayet o sesin nereden geldiğini keşfediyorsunuz. Göğüs bölgenizde bir dalgalanma olduğunu fark ediyorsunuz. Bunun sebebi kalbiniz. Etrafınıza bakıyorsunuz ve bir şeyin hala değişmediğini görüyorsunuz. Herkes hala aynada kendini izlemeyi seviyor. Spor salonundaki yoğun fakat tuhaf antrenmanınızdan sonra sokağa çıkıyorsunuz. Güneş bulutların arkasından yükselmeye başlıyor ve insanlar tekrar çılgına dönüyor. Panik tekrar başlıyor ve herkes can havliyle koşturuyor. Trafik öncekinden daha da beter hale geliyor. Ancak neden herkesin elinde bir şemsiye var? Yağmur duralı birkaç saat olmadı mı? Birini durdurup neler olup bittiğini sormak isterken ensenizde bir yanma hissi başlıyor. Arkanızı dönüyorsunuz ve güneş bir anda tüm şiddetiyle yüzünüze çarpıyor. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ama nafile. Ellerinizi siper etmeye çalışıyorsunuz fakat bu sefer de onlar yanıyor. Deriniz saydam olduğu için güneş ışınları direkt olarak canınızı acıtıyor. O yüzden hızlıca kaçıp kendinizi eve atıyorsunuz. İnsanlar güneşten kaçtıkları için yeterince D vitamini alamıyor. D vitamini olmayınca bağışıklık sistemi güçsüzleşiyor. O yüzden dünyanın dört bir yanından insanlar çılgınlar gibi içinde D vitamini olan balık, kırmızı et ve yumurta gibi şeyleri satın alarak D vitamini ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Siz de süpermarkete gidiyorsunuz ama çok geç kaldığınızı görüyorsunuz. Uzun kuyruklar var ve tüm raflar boş.
Hayatınızı artık sadece geceleri yaşayabileceğinizi fark ediyorsunuz. Ve aklınıza bir fikir geliyor. Hemen bir taksiye atlayıp Kuzey Kutup Dairesi civarında bir ülkeye bilet satın almak için havalimanına gidiyorsunuz. Ne de olsa burada güneş aylar boyunca görünmüyor. Kutup bölgesi ülkelerinin arasından Norveç'i seçiyorsunuz. Ancak bu bir tek sizin aklınıza gelmemiş. Hatta binlerce insan sizinle aynı şeyi düşünmüş. Kutup bölgesi ülkelerine olan biletlerin tamamı satılıyor. Üstelik fiyatları da çok yükseliyor. Tüm bunlara rağmen bir bilet bularak Norveç'e ulaşmayı başarıyorsunuz. Fakat burada bile her şey satılmış ve sokaklar insanla dolu. Birkaç ay boyunca burada kaldıktan sonra memleketinize geri dönüyorsunuz. Çünkü bölgeye hakim olan karanlık günler sona eriyor ve yerini güneşli günler alıyor. Yaz zamanı işte. Güneş 7-24 tepede kalıyor. Yani hiç hoş değil. Eve dönen tek kişi siz değilsiniz. Görünüşe göre kutup ayıları hariç herkes evine geri dönüyor. Zaman geçtikçe işler biraz düzelmeye, biraz da kötüleşmeye başlıyor. Kozmetik ürün şirketleri büyük medikal şirketlerle güçlerini birleştiriyor ve tüm vücudu güneş ışıklarından koruyan kremler üretiyor. Fakat bu kremler hem çok pahalı hem de çok rahatsız edici. Derinizin rahat nefes almasını engellediği gibi kaşıntıya da yol açıyor. İnsanlar yavaş yavaş bu yeni yaşam biçimine adapte oluyor. Yeterince D vitamini almayı öğreniyor ve güneşe çıkmaktan korkmuyor. Artık herkes güneş ışınlarından korunmak için şemsiye kullanıyor. Eskiden yağmurlu ve gri havaları kimse sevmezken insanlar artık en çok böyle zamanlardan keyif alıyor. Moda endüstrisi de oldukça değişiyor. İnsan derisine benzeyen kostümler moda oluyor. Birçok şirket insan yüzüne benzeyen silikon maskeler üretiyor. Tüm kurumlar yeniden cildiniz varmış gibi hissetmenizi sağlamak için çalışıyor. Maskelerinize makyaj yapabiliyorsunuz ve onları dilediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Bu başlı başına bir sanat halini alıyor. Mühendisler ve doktorlar işbirliği yaparak canlı maskeler üretiyor. Bu cihazların içerisinde bulunan mini sensörler saydam derinizdeki hareketleri algılayarak maskeye yansıtıyor. Bu sayede insanlar yeniden duygularını ifade etmeye başlıyor. Maskeler oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip ve çok gerçekçi görünüyor. Ama fiyatları on binlerce doları buluyor. Bazı yaşlı zenginler bu maskeler sayesinde kendilerini yeniden genç gösteriyor. Çocukları ise yetişkin gibi görünmeyi tercih ediyor. Film şirketleri de bilgisayar efektleri yerine maskeler kullanmaya başlıyor. Oyuncular artık istedikleri role, istedikleri yüze girebiliyor. Hala çözüm üzerinde çalışan bilim insanları okyanusun derinliklerinde yaşayan ilginç bir şeyi hatırlıyor. Burada güneş ışığı yok. Ve orada yaşayan bazı yaratıkların derileri saydam. Kim bilir belki de bu yaratıkların yardımıyla insanlık bir tedavi bulabilir. Bu canlıların iç organları ve DNA'ları güneşten gelen ultraviyole ışınlara karşı bir önlem almaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden güneş ışığını emen deri pigmentleri üretmez. Sahip oldukları saydam derileri avcılardan saklanmalarına ve adeta su altı ninjaları gibi avlanabilmelerine olanak verir. Bilim insanları derimizdeki bu farklılığın sebebinin yaklaşmakta olan iklim değişikliği olduğunu keşfettiler. Sonraki birkaç yüzyıl içerisinde de dünyanın atmosferi dönüşüm geçirmeye başlıyor. Bulutlar neredeyse tüm gökyüzünü kaplıyor ve ultraviyole ışınların gezegenimize girişini engelliyor. Dünyadaki yaşam giderek soğuyor ve karanlıklaşıyor. Hayvanların ve balıkların da derileri zaman içinde şeffaflaşıyor. Güneş ışığına çok daha duyarlı olan birçok yeni bitki ve ağaç türü ortaya çıkıyor. Bu canlılar bulutların arasından sızan az miktardaki güneş ışığıyla fotosentez yapabiliyor. Onlar sayesinde insanlık oksijensiz kalmaktan kurtuluyor. Yıl 2620. İnsanlık daha az mutlu olsa da artık çok daha dürüst. Kıyafetlerin üzerinden bile olsa herkes birbirinin kalp atışını okumayı öğrendi. Bu sayede yalanlar çok daha kolay fark ediliyor. Çünkü yalan söylediğimizde kalp atışlarımız hızlanır. Peki kimsenin yalan söylemediği bir dünya sizce daha iyi bir yer mi yoksa daha kötü bir yer mi olur?